Efendim benim için gerçekten bir kardeş. Can. Çok önemli bir insan. Allah razı olsun. Ona diyecektim. O da beni öyle görüyor diyecektim. Almanya'dan dün ayağının tozuyla geldi. Ve Kuzey Hızlı Trabzon Sporlar Derneği'ne katılabildiğini bilmiyorum. Ve bugün evet, de burada. İsmail Başkan'ın yemeğindeydik. İftar yemeğinde. Allah razı olsun. Herkese öncelikle hayırlı Ramazanlar diliyorum. Buradan sana da bu Karadeniz'e, bu Karadeniz'in güzel insanlarına basın yoluyla emeğinle, tırnaklarınla onları medyada en güzel yerlere taşıdığından dolayı seni her zaman yürekten teşekkür ediyoruz. Yürekten kutluyorum. Ve Allah emeklerini karşılıksız bırakmasın inşallah diyorum Ahmet abi. Benim için çok kıymetli, çok değerli bir insansın. Allah razı olsun. Ramazan ayında böyle bir araya geldik. Tabii bizim senden küçüğüz. Hata bizimdir. Yanına gelemiyoruz, ziyaret edemiyoruz. Ama sözü aldım. Ramazan'da iftara geldik. İnşallah, inşallah. Öncelikle bugün sevgili Ahmet Bıyıkoğlu, çok değerli Oflu Ahmet abimizin iftar yemeğindeydik. Birbirinden kıymetli sanatçı abilerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımız başta olmak üzere. Evet, iş adamlarımız, tabii çok değerli protokol valilerimiz, ona benzer bütün politikacı, çok kıymetli büyüklerimiz buradaydı. Gerek halk, çok güzel bir yemek, çok bereketli bir yemek. Allah razı olsun. Her yıl Ahmet abi bunu düzenler. Elimizden geldiği kadar katılmaya çalışıyoruz. Tabii Ramazan olunca Rabbil Alemin o kadar güzel bir ay ki dostlar, arkadaşlar, sevgili işte Mehmet Tak, uzun zamandır görüşemiyoruz. Benimle röportaj alamadım. Şu an için beni azat edin dedi ama sanırım Nisan sonu Mayıs başlarında çok güzel bir baskın yapacağım. O muhteşem sahnesini de sizlerle buluşturacağım Mehmet inşallah. Tak, tabii o bizim değerimiz, gururumuz, ozanımızdır derim her zaman. Kalemi, kemençesi olsun, kalemi olsun, duyguları bizim önemlidir. Bugün rahatsızlığından dolayı tabii röportaj yapamadı ama bugün birlikteydik. Allah herkesten razı olsun. Güzel bir Ramazan yemeğiydi, güzel bir iftar yemeğiydi. Maksat muhabbet, maksat dostların bir araya gelmesi, birbirine sarılması, kucaklaşması. Şu an yukarıda kemençeler çalınıyor. Birbirinden değerli dostlarımız, abilerimiz güzel şarkılar söylediler, türküler söylediler. Ufak da bir iftar şenliği gibi de oldu. İnşallah her zaman devamı gelir. Buradan Bıyıkoğlu ailesine saygılarımı arz ediyorum. Ahmet abi bizim İstanbul'daki değerimiz, gururumuz, abimizdir. Severiz, her zaman ziyaret ederiz. Ailesi de öyledir bizim için. Hepsinden Allah razı olsun. Senden de Allah razı olsun. Çok teşekkür edeceğim. Sinan Yılmaz ne yapıyor? Müzik devam ediyor. Herhalde bir stüdyo, yeni bir stüdyo oluşumundasın. Şu an Bahçeli Evler'de zaten bilenler bilir. Big Sound İstanbul ses kayıt stüdyolarımız vardı. Zaten orada senin çok büyük emeğin var. Onu hiçbir zaman ödeyemeyiz. Allah razı olsun. Şimdi hemen bir arka sokağına hem ses kayıt stüdyoları hem de 250 metrekare üzerine 4 ayrı ayrı duvar olmak üzere. Taner iyi bu. Evet, Taner abi öyledir. Klip stüdyoları yapıyoruz. Şu an akustik tabii platolar yapıyoruz. 4 tane platomuz var. Değişik tarzda 8 metreye 9 metrelik perdelerimiz, 10 metrelik perdelerimiz. İtalya'dan getirdik onları. Venedik'ten aldım. Çok güzel perdeler. İnşallah güzel bir klip stüdyosu olacak. Artık biliyorsun klipler artık böyle akustik tarzda çekilmeye başlandı. Biz de insanlara tek değil 4 tane duvar hazırladık. Beğendiklerinde kliplerini çekebilirler. Avrupa'dan getirmiş olduğumuz bütün dekorlarımızla beraber hizmet vereceğiz dostlarımıza, arkadaşlarımıza, sanatçılarımıza. Canlı yayınlar olabilir. YouTube'a canlı yayınlar yapabilirler. Fotoğraf çekimleri inşallah baş tacısın. Yani şu an içerisindeyiz. İnşallah bu Ramazan'ın yani şu an bugün Ramazan'ın 5-6. günü zannediyorum 10. gününde faaliyete girecek. İnşallah gittiğinde ben de kardeşimin dükkanı istediğim gibi gireceğim için inşallah gelirim ziyaretine. Anahtar da veririm Ahmet abi, ay biliyorsun. Şansın. Efendim biz yukarı doğru bir çıkalım bakalım neler var. Siz bizi izlemeye devam edin.